Otomotiv satış sonrası hizmetler ve garaj ekipmanları konusunda 20 yıllık tecrübe olan Kapboya Yenilikçi Teknolojiler Makine Sanayi firma kurucusu Deniz Baş sizlerle. Değerli izleyiciler, sektörün öncüleri tüm hızıyla ve kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimiz için birbirinden değerli uzman konuklarımızı ekran başında buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımızda Kapboya Otomotiv Yenilikçi Teknolojiler firma sahibi Deniz Baş bizlerle birlikte. Efendim programa hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle Deniz Bey, Kapboya Otomotiv sektöründeki bu girişim nasıl başladı? Sizlerden biraz dinleyebilir miyiz? Öncelikle ben biraz kendimden bahsedeyim. 22 yıldır otomotiv servis ekipmanları sektöründe hizmet veriyorum. Çeşitli şirketlerde çalışma imkanı buldum. Bunlar Türkiye'nin en öne gelen şirketleri. Tabii ki bu otomotiv işi biraz çocuklukla alakalı, çocukluk sevdasıyla başlıyor. Çocukluk döneminde bile ben işte okula arabalarını götüren, arabalarla okulda oynayan bir çocuk kimliğindeyim. Daha sonra da bir şekilde bu otomotiv servis ekipmanları işine dahil olduk. Burada çok uzun yıllar çok üst düzey yöneticilik yaptım şirketlerde. Ve bu süreç içerisinde bir şey gördüm. Otomotiv boya servislerinin daha verimli ve daha iyi çalışabileceğini tespit ettim ve bunun üzerine birçok araştırma yaptım. Bu araştırmalar sonucunda da buna çözüm üretebileceğimizi düşündüğümüz anda da Kapboya şirketini kurarak bu yönde hizmet vermeye ve bu yenilik teknolojiyi Türkiye'ye getirmeye karar verdik. Ne kadar güzel aslında. Hani dediğiniz gibi o oyuncaklarla, otomotivle oynuyordum ve sonrasında da ilgiyle büyümüş bir şekilde şu anda bu işi yapıyorsunuz. Peki aslında bu kurmuş olduğunuz Kapboya hizmetlerinin ülkemize getirdiği teknolojik sistemin özelliği ne? Şimdi geleneksel sistemde otoboya atölyelerinde biraz daha yavaş ve enerji maliyeti çok yüksek teknolojiler kullanılıyordu. Ve bu da iş verimliliğini düşürüyordu. Biz iş verimliliğini yükseltebilecek, daha hızlı, daha ekonomik çözümleri sunabileceğimiz Green Tech Drivers'la Türkiye'de bir işbirliği anlaşması yaptık ve distribütörlüğünü aldık. Hatta bunu biraz daha ileriye taşıdık ve Türkiye'de yakın bir zamanda üretimle ilgili bir işbirliği anlaşmasına vardık. Bu da bize ne kısalanacak? Hem bize daha hızlı hizmet sağlayabileceğimiz, kapasitemizi artırabileceğimiz ve bunları yaparken de enerji maliyetlerimizi çok düşürebileceğimiz bir sistem getirmiş olacağız. Deniz Bey, sizler bu noktada şu anda Türkiye'de gelişen bir ileri teknoloji seviyesinde yapmış olduğunuz bu sistemde şu anda bir İtalya'nın Türkiye distribütörlüğünü almışsınız. Ve bu sistem ve teknolojinin aslında ülkemize getirdiği noktadaki hedeften bahsettik ama aslında bu sistemin gerçekten özelliği ne? Yani biz bunu kısaca şöyle özetliyoruz. Diyoruz ki daha hızlı, daha verimli ve daha çevreci olarak adlandırıyoruz. Bu da nereden kaynaklanıyor? Sistem geleneksel yöntemlerdeki gibi yakıtı yakarak ısı oluşturmuyor. Bir özel katalitik konvertör içerisinden gene LPG ya da doğalgaz geçirilerek moleküler yapısı değiştiriliyor. Daha sonra buradan da bir infrared enerji ortaya çıkıyor. Bu infrared enerji boyanın içerisinde reaksiyona girerek hızlı bir şekilde suyu tahliye etmesini sağlıyor. Bu şekilde de hem zaman hem enerji kazanıyoruz ve kapasite artışına sebep oluyor sistem. Kapasiteyi arttırıyor. Bunun yanı sıra sistem çevreye saygılı bir sistem. Çünkü yaktığımız yakıtlar havayı zehirleyen karbonmonoksit ve azotoksit gibi gazlara sahipler. Bizim sistemimizde bu gazlar oluşmuyor. Karbondioksit, karbonmonoksit ve azotoksit oluşmuyor. Bunun yanı sıra da karbondioksit emisyonunda en az diğer sistemlere göre %70 oranında azaltıyor.
yapmış olduğu sistemin özelliği içerisinde hem ısıya dayanıklı %70 bir enerji tasarrufu gerçekleşiyor hem de gerçekten çevrecisiniz. Bu noktada da zaten bu çok güzel bir şey ama bu sistemin özelliğini her noktaya entegre edebilmek kolay mı? Yani nasıl bir yatırım yapmak gerekiyor? Yani şunu şöyle söyleyeyim, mevcut yapılarını hiç bozmadan biz özellikle otomotiv için şu anda hazır setlerimiz var. Bu setleri mevcut sistemin içine direkt entegre edebiliyoruz. Bununla ilgili tüm altyapıları vesaire bilmem neyi hazırladık. Ve bu şekilde hiç mevcut sistemlerini bozmadan bu sistemleri entegre ederek hem kapasitelerini artırıp hem enerji tasarruf sağlıyorlar. Tabii bunun yanı sıra da çevresel etkilerden de uzaklaştırmış oluyorlar kendilerini. Minimum zararla bu işi devam ettiriyorlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu sadece otomotiv için bir sistem değil. Bu boyanın uygulandığı her yerde kullanılacak bir sistem. Bunun için de terzi dikimi dediğimiz şekilde çalışarak oralara bu entegrasyonu yapabiliyoruz. Deniz Bey, peki bu yeni bir teknoloji. Bu yüzden satış sonrası bu hizmeti nasıl sağlıyorsunuz? Satış sonrası ile ilgili kendi bir ekibimiz var. Bunun yanı sıra bu işin gelişeceğini öngörerek partner olmuş olduğumuz firmaların da hem eğitimlerini hem de donanımlarını tamamladık ve bunlarla ilgili bir sertifikasyon programından geçirdik kendilerini. Dolayısıyla burada satış sonrası ile ilgili yaşanabilecek bütün problemleri gidermiş olduk. Bunun yanı sıra isterse sistemlere uzaktan müdahale sistemi de koyarak uzaktan müdahale ile de problemlerin birçoğunu giderebilecek bir sisteme entegre edebiliyoruz sistemi. Ürünle ilgili de garanti şartları uluslararası olarak 1 yıldır. Fakat biz oranına çok güveniyoruz ve bu yüzden 1 yılda biz burada ilave ediyoruz ve 2 yıllık bir garantiyle sahaya sürüyoruz. Çok güzel aslında, çünkü burada yapmış olduğunuz iş aslında zaten bu noktada güven kilit noktamız. Müşteri memnuniyetini bile satış sonrasında size belli bir hizmet oluyor. Siz zaten bunu gerek dış gerek içteki saha ekibinizle sağlamış oluyorsunuz. Evet. Zaten bu noktada yapmış olduğunuz sertifika ne kadar güzel ki kendimize tam güveniyoruz. Bu noktada da iddialıyız. 2 yıl bir garanti süresi evet. Tabi tuttuk. Şimdi aynı zamanda izleyiciler de merak ediyor eminim ki. Şimdi hibrit araç ve elektrikli araçlar var. Bu noktada aslında bunlarla ilgili ne gibi fayda sağlıyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim, çok büyük faydalar sağlıyoruz. Çünkü elektrikli ve hibrit araçlardaki en büyük problemlerden birisi bunların çok düşük sıcaklıklara ve çok yüksek ısılara da problem yaşaması. Şu anda zaten dünya bunun üzerine çalışmaya devam ediyor. Doğru. Bu ısı problemlerini nasıl çözeceğiz diye. Dolayısıyla biz boya kabinlerinin içerisinde de şu anda geleneksel yöntemlerle yapmış olduğumuz yöntemle çok yüksek ısı üretiyoruz. Ve bu ısı uzun süreli bir ısı. Dolayısıyla burada bataryaların mutlaka sökülmesi ya da bir önlem alınarak bu işlemin yapılması gerekiyor. Bizim teknolojimizde ise zamanın çok kısa olması ve bataryaların üzerinde hiçbir zaman yüksek ısı oluşturmamasından dolayı asla bataryalara zarar vermiyor ve bataryaların aracın üzerine sökülerek ekstra bir iş çıkmasını da engelliyor. Çok güzel. Aslında gerçekten elektrikli ve hibritli araçlarda belli bir ortak özellik var. Bu noktada fayda sağlıyor. Zaten aynı zamanda bahsetmiş olduğunuz bu batarya kısmında da siz zaten bir noktada ileri görüş olarak Kapboya burada bunu görüyor ve daha az işçilikli, daha çok emek vererek hem maliyetten kısmış oluyor hem de güveni bu noktada daha güzel sağlamış oluyor. Olduğumuz araçlarda aslında ne gibi bir fayda sağlıyoruz tam olarak baktığımızda, yani bu sistemde bize ne fayda sağlıyor? Bu son kullanıcı ile ilgili herhalde soruyorsunuz. Son kullanıcıya en büyük faydası zaman. Çünkü artık en kıymetli varlığımız zaman. Zaman üzerine çalışıyoruz ve zamanı yetişmeye çalışıyoruz. Zamanı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Özellikle şehir yaşamında şu anda birden çok yere uğrayacaksak, birden çok iş yapacaksak araçsız kalma gibi bir riskimiz yok. Fakat doğru. Şu anda geleneksel yöntemlerle yapılan işlemler birkaç günde tamamlanıyor ve birkaç gün araçsız kalıyorsunuz. Bu nedenle de zaten yapılmayan çok fazla işlem var. Biz bunu çok hızlı bir şekilde yaptığımız için bizim ürünümüzü kullanan yerlere randevuyla gittiklerinde araçlarını birkaç saat içerisinde ya da en fazla ertesi gün onarımları yapılmış olarak teslim alabiliyorlar. Çok güzel. Zaten araç sahipleri de bu noktada sistemden bu şekilde fayda evet. sağlamış oluyor.
Peki Deniz Bey, son olarak söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğimiz şu, biz Kapo'ya yenilikçi teknoloji olarak yenilikçi teknolojileri Türkiye'ye kazandırmak ve bunun yanı sıra da burada ülkede üretici konumuna getirmek istiyoruz. Ve asıl amacımız hem çevreye saygılı sistemler olsun, hem insan sağlığına saygılı sistemler olsun. Bunun yanı sıra da enerji verimliliği bizim için çok önemli. Enerji verimliliğini korumamız gerekiyor ve buna yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Kapo'ya yenilikçi teknolojiler olarak biz bu sistemi eğer Türkiye genelinde yayabilirsek, yaygınlaştırabilirsek ki yapacağız bunu. Bundan çok eminiz. O zaman ülkemizin bağımlı olduğu enerji ithalatını da çok ciddi anlamda azaltacağız. Çok basit bir hesapla şöyle söyleyeyim. Sadece boyayla ilgili konuşursak, Türkiye'de irili ufaklı 40 binin üzerinde boyatı tesisi var. Bunların her birinin çok kısıtlı çalışmalarını, yerinde bir işlem yaptıklarını varsayarsak bile biz bu enerji tasarrufunu sağlarsak bizim Kapo'ya yenilikçi teknolojilerin sistemleriyle yaklaşık yıllık 100 milyon doların üzerinde ülkemize bir kazanç sağlıyoruz. Ve bunu da daha arttırıp daha büyütmeyi hedefliyoruz. Çok güzel. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ederim Deniz Bey. Zaten adından geliyor. Geldiği gibi yenilikçi teknoloji dedik. Burada aslında Türkiye'deki gelişen teknoloji üzerinde bizler yapmış olduğumuz az işçilikle hem de aynı zamanda emeğiyle burada birçok %70 ısıya dayalı bir şekilde hız ve kazançla birçok maliyetten de kurtulmuş oluyoruz. Ve Kapo'ya bizlere burada vermiş olduğu hizmetlerde bizleri daha sonrasında ileriye taşıyacak birçok bilgiden bahsetti. Sözü Esra Balamir'e bırakıyoruz.